Ülke TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Bir Hayat Tercihtir programıyla daha bugün de sizlerle birlikteyiz. Her gün olduğu gibi bugün de önemli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Önemli programları, Türkiye'nin geleceği noktasında ileriye dönük önemli programları konuşacağız, ele alacağız. Bunlardan iki tanesini bugün değerlendireceğiz. Üsküdar Üniversitesi bünyesinde olan iki bölümümüzü ele alacağız. Bir tanesi biyomedikal cihaz ve teknoloji programı, bir diğeri ise ortopedik protez ve ortez programları konuşacağız. Bu programı bitiren öğrencilerimiz nerelerde görev alabiliyorlar? İleriye dönük neler vaat edebiliyor? Çalışma şartları, çalışma imkanları, olanakları neler? Ne gibi durumlarda iş sahibi olabiliyorlar? Bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Tabii ki Üsküdar Üniversitesi'nden değerli akademisyenlerimiz bizlerle olacak. Hemen onlara dönmek istiyorum. Zaten Gülten hocamızı ekranlardan da tanıyorsunuz. Hocam hoş geldiniz. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürümüz. Evet. Hoş geldiniz hocam. Ve diğer bir isim yine Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Bayram. Hocam sizler de hoş geldiniz. Bölüm iki program. İki program da çok önemli. Baktığımızda bugün sağlıkta teknolojinin birleşmesi noktasında tanı ve tedavide artık sağlığın teknolojiyi kullanmama gibi bir lüksü yok. Evet kesinlikle. Değil mi hocam? Gelişmiş ülkelere de baktığımızda ciddi kaynaklar ayrılıyor bu sektöre. Ve evet, teknoloji deyince, sağlıkta teknoloji deyince iki programda ister istemez ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi biyomedikal cihaz teknolojisi programı. Çok içine dışlı. Diğeri de ortopedik protez ve ortez programı. Gülten hocam, sizden başlamak isterim. Buyurun Serhan Bey. Sizden başlamak isterim. Tabii. Üniversite olarak çalışmalarınızı da biliyoruz. Çok teşekkürler. Sağlıkta teknolojiyi yatsımak, teknolojiyi göz ardı etmek bugün mümkün mü hocam? Hiçbir şekilde mümkün değil. Şimdi bütün programlarda burada sunduklarımız değil, birazdan mutlaka konuşacağız. Okulumuzda var olan, mutlak diğer üniversitelerde de var olan programlar, sağlık zaten insan için yatsınamaz bir şey. İnsan başlı başına unik, tek bir varlıktır. Yani eşi emsali olmayan. Evet. Tabii ki sağlık da hastalık da insanlar için ama biz önce sağlık, önce koruyucu hizmetler diliyoruz. Fakat mutlak insanlar yaşadıkları sürece, değil mi Ali Bayram hocam? Hastalık da olacak, sakatlanmalar da olacak, sekel kalma da olacak. İşte kronik hastalıklar sonucu gelişen bir takım sekellikler, fonksiyon yetersizlikleri olacak. Bunlara yönelik insanların tabii ki mobilize edilmeleri, eski sağlıklarına yeniden getirilmeleri ya da en üst düzeyde ne yapılabilirliğe bakıldığında günümüzde söylediğiniz gibi teknoloji mutlak sağlığın içerisine girmiş oldu. Hı hı. Gelişmiş ülke, az gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke kavramlarını kategorize etmemiz bile yersiz. Artık yani bu tür cihazların yapımı, kullanımı insanlar için arz talep meselesi değil mi Ali Bayram hocam? Çünkü biliyorsunuz bu hani sosyal medya, internet özellikle milenyum 2000 yılından sonra. Bilişim çağı değil mi? Tabii ki bilişim çağı. Artık insanlar dünyaya açıldılar. Yani okuyabilen, internete girebilen herkes kendisine ne gerekiyor, nereden ne talep edebilir ve ülkeler arası ihracatlar, ithalatlar bu konuda da teknoloji konusunda da son derece gerçek. İnsanlar daha rahat edebilecekken, daha ulaşılabilir aparatlar varken, daha iyi estetik sağlanabilecekken, sakatlıklar ya da fonksiyon kayıpları söz konusuyken neden ulaşmasınlar? Buradan kaynaklanan da bir şey doğal olarak tabii ki artık bilim dallarında olduğu gibi. Mesela bir ana bilim dalına bakıyorsunuz artık 10 tane outline'a alt ana bilim dalı var. Çünkü o kadar çok gelişti ki dediğiniz gibi bilimde, teknolojide. Bunlar da onun gibi gereksinimden doğmuş ve mutlak olması gereken işte ve de deneyimli ve de alaylı olmayan personellerin yetişmesi sağlıkla teknolojinin nasıl iç içe geleceği ve insana yararlılığı açısından ortaya gelmiş bölümler ve üniversitemizde de var. Ben bu şekilde açıklıyorum. Evet Gülten hocam güzel bir konuya temas etti. Dedi ki baktığımızda insanoğlu her şeye hazırlıklı olmalı. Bugün yarın şuradan kapının dışına çıktığımızda başımıza her şey gelebilir tabii, değil mi tabii, hocam? Sağlık tabii, olarak. Tabii insanoğlu bunlara bir şekilde hazırlık yapmalı. Ve teknoloji inanılmaz bir nimet sağlık için. Siz bu konuda Ali Bayram hocam neler söylemek istersiniz? Teknolojiyi sağlıkla birleştirme noktasında. Şimdi gelinen nokta o kadar hızlı bir gelişmenin göstergesi ki standart bir hastanede 20 bin çeşide yakın artık cihaz kullanılıyor. Bir hastanede mi? Bir hastanede 20 bin çeşit medikal cihaz sınıfına giren bir cihazı
çeşitliliğin bu kadar artmasını sağlayan şey şu, aslında sektörel değişim. Örneğin bir baskül eğer hasta kilosunu ölçmekte kullanılmaya başlandığında o medikal cihaz statüsüne giriyor ve artık o küçümsenmeyecek bir cihaz haline geliyor. Periyodik olarak bakımının yapılması gereken, kalibrasyonlarının yapılması gereken, yani sağlık sektörüne hizmet eden cihazlar sağlık sektöründeki hassasiyetlere sahip olmayı gerektiriyor. Yani nasıl ki hocamın biraz önce bahsettiği gibi bir kişinin bile tek bir kişinin bile hayatının çok önemli olduğunu söylemişti. Çok. Bunun gibi her bir cihaz da önemi de sağlık sektöründe kullanıldığında önemi artıyor ve bizim normalde bölümümüz yani biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü sağlık alanında yetişmiş teknik elemanları ihtiyacını karşılamak. Sağlık alanında kullanılan cihaz çeşitliliği de çok fazla arttığı için biraz önce bahsettiğim 20 bin rakamlardan ciddi rakamlardan tabii. Ali Bayram hocam hakim o şeylere ve uygulayıcı olarak. Aynı zamanda yani hocalığınızda hastanelerde de çalıştım. Var hocam. Eksper aynı zamanda tabii ki konusunda. Dinleyelim hocam sizden o zaman. Öğrencilerimiz çünkü merak edeceklerdir. Şimdi aslında sektörün büyümesi tamamen sağlık sektörünün büyümesiyle ilişkili. Ülkemizde sağlık sektörü ne kadar büyürse onunla ilişkili teknik elemanlara da ihtiyaç o kadar artıyor. Yani normalde bir hastanede artık bir teknik elemanın sağlık eğitimiyle beraber yetişip gelmesini yadırgamamamız lazım. Bizim bölümümüzde de şimdi teknik bilgiler verirken öğrencilerimize aynı zamanda onlara anatomi, fizyoloji gibi içerik olarak ders müfredatı evet. değil mi hocam? Ve bu da zaten Üsküdar Üniversitesi'nin multidisipliner konseptine çok uygun bir yaklaşım. Multidisipliner birden fazla disiplinin ortak eğitimini alan öğrencileri yetiştirmek. Multidisipliner anlayışa geleceğiz Ali Hocam. Onun öncesinde şuna da sormakta fayda görüyorum ben. Gelişmişlik ve teknoloji. Türkiye şimdi dünya ülkeleriyle kıyas yapın veya istatistik paylaşın diye sormayacağım tabii ki hocam size ama. Yapmadık zaten inşallah. Böyle bir istatistik sormayacağım ama. Benim gözlemlerim mesela Ali hocam bir hastanede 20 bin cihazdan bahsediyor. Evet. Demek ki Türkiye sağlık alanında bu biyomedikal cihazların kullanımı, teknolojiyi kullanma noktasında iyi bir yerde değil mi hocam? Tabii 10 yıl öncesine göre dahi baktığımızda çok büyük gelişmeler var Ali Bayram hocam. Mesela 20 bin cihazı şu gün tanımlarken ama 10 yıl öncesi için belki de 2 bini bilmiyordu bu cihaz sayısı. Ama birden büyük bir hızla gereksinime sayının, göre. Sayının içinde yani abartılı bulanlar olabilir. Sayının içerisinde işte ilaç dahil her şey var. Evet, ilaç gibi. Dolabının termometresi de var. Çünkü o ilacın sıcaklığının kontrol edilme aralığına uygun ve düzgün çalışan bir termometre de olması gerekiyor. Eğer o termometre ilaç dolabına konulduğunda medikal cihaz statüsüne giriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii. O da bir cihaz sonuçta. Birbirine bağlı ve vazgeçilmez. Evet, yani ortamın, fizik ortamın kontrolü, küçüğü, insanın kontrolü yani. Değil mi? Tanı yöntemlerinin kontrolü, insanı rehabilite edici cihazlar. Hepsini bir araya koyduğumuzda 20 bin belki az bile gelecektir. Yani gereksinimlere bakıldığında. Bunları açacağız Ali Hocam ama Gülten Hocam'a burada dönmek istiyorum. Buyurun, ben. Buyurun, hocam sizden, siz tabii Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okul Müdürü. Bünyenizde birçok program var. Çok fazla programımız var. Evet, özellikle ben bugün sizden ortopedik protez ve ortez bölümüne ilişkin biraz bilgi almak istiyorum. Tabii öğrencilerimiz için bilgi almak istiyorum. Tabii. Bu program ne hocam? Programın amacı ne? Neler yapılıyor? Protez ve ortopedik protez ve ortez farklı kavramlar mı? Biraz şöyle söyleyelim Şaban Bey. Şimdi 6 programımız vardı. Geçen programda söylemiştik. 10 yeni program içerisinde ortopedik, ortez, protez programı. İlk öğrencilerinizi alacaksınız değil mi hocam? İlk öğrencilerini alacak üniversite bu yıl. Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2 yıllık ön lisans programı. Yardımcı doçent hocamız var alanında uzman Özlem Hanım. Kadro olarak değil mi hocam? Kadro olarak fakat şu anda yurt dışında olduğu için ben zaten programlarda yönetici olarak varım biliyorsunuz. Evet. Ama programı da tanıtma görevini de sizlerin isteğiyle aldım. Teşekkür ederiz hocalarımız. Evet öyle çok aşina olduğum bir program değil ama insanların yaşadıkları deneyimler, daha önceki hastane deneyimliğim Ali Bayram Hoca gibi daha önceki devlet üniversitelerinde ben aynı zamanda hastane yöneticiliği de yaptım. Hem okul
Müdürlüğü. Sahayı biliyorsunuz hocam. Tabii bunların ihalelerine bile doğal olarak yönetici olarak katılıyorduk. Hani tümünün çeşitlerini bilmiyor olsak bile. Hı-hı. Şimdi ortopedik protez programı şöyle bir şey. Ben yaşamımdan bir örnek vereyim. Hı-hı. Buyurun hocam. Belki öğrenciler daha iyi ulaşabilirler. Bundan 26 yıl önce babamı kaybettim. Diyabet hastasıydı. Diyabet şeker hastalığı kronik bir hastalık. Birçok seyircimiz biliyor şeyle. Ve vurduğu 3 yer var. Göz, böbrek, ayak. Hmm. En çok da ayaklarla ilgili. Yani gangren sonucunda o günün koşullarıyla 25-26 yıl önceki koşullarda önce bir bacağı ampute edildi babamın. Amputasyon demek yani o uzun düzgün ameliyatla kesiyle opere edilerek alınması. Evet. Ondan bir 10 yıl sonra diğer bacakta. Yani yaşanılan durum çok kötü. Şimdi bir insanı bir kere sosyal izolasyona götürüyorsunuz o tür bir operasyonla. Ondan sonra beden bütünlüğü, body image dediğimiz o imaj bozuluyor. Ondan sonra büyük bir kayıp duygusu var. Psikolojik yönden. Travmatik bir durum değil mi hocam? İhtiyacı var. Tabii ki ve yakınında onu sevenlerin onunla birlikte yaşadıkları acı belki de daha büyük ama ifade edemiyorlar. Hı-hı. Ama o arada yapılması gereken şeyler var. Neler var? Ailenin olanaklarına göre, ekonomik, o bireyin olanaklarına göre bir şekilde bu kişiyi ben babam adına söylüyorum, hı-hı, mobilize etmeliydik, ayağa kaldırmalıydık. Çünkü kalkmamadan dolayı yaşadığı kayıp onu gerçekten bacağından çok daha büyük kayıba götürdü. İnsanların kişilik, ruhsal yapıları, sosyal yapıları da burada son derece belirleyici. O anlamda çok önemli bir bölümdür. O günün koşullarında biz ne yaptık? 25-26 yıl öncesinin koşullarında benim ablam da sağlık personeliydi. Hı hı. Bir merkeze çok az var olan, Ali Bayram hocam o kadar güzel örnek verdi ki, 20 bin cihaz. Yani o günün koşullarında biz böyle çok da ağır, zorla taşınabilen, önce bir bacağı protezi zorla bir merkezde taktırıp ve rehabilite etmeye ve yeniden yürümeyi öğretmeye götürüp taşıyarak araçla götürüp getirdik ve bu iki bacağın yokluğu sonunda ikisine birden olacak bir uzuv bulunamadığı için bir yıl sonra da kaybettik babamı. Allah rahmet eylesin. Ortopedik ortez protez aslında amaç ne? Şudur. Kaybolan uzvun yerine protez dediğimiz o aparatın yeniden yapılması. Canlı olmayan bir aparattır ama en iyi şekilde fonksiyon edebilecek, en iyi şekilde kişiyi mobilize edebilecek, hı hı, bir şeyin, protezin yapılıp kolunu ya da diyelim bacağını karşılaması. Ama ortezden kasıt protezi tam karşılamıyor. Onun için zaten evet, programın adı içerisinde de var. Ortez de şudur. İnsan durur. Mesela birden beyin kanaması geçirir. Hemipleji, felç olur. Hı-hı. Diyelim ki işte sol tarafı tutmuyor. Sol hemipleji, kolu ya da bacağı ya da sağ taraf vesaire. Ama tek tarafı her iki tarafı ekstremiteyi yani kolu bacağı kullanıyor gibi kullanamayabilirsiniz. O zaman işte nasıl sağ koldaysa ise bu durum onu daha iyi fonksiyone edebiliriz. Ama estetiğini de biraz koruyarak o kasları daha iyi çalıştıracak şekilde nasıl bir yardımcı aparat kullanabiliriz? Ortez de bu. İşte ortopedik ortez protezin de temel mesleki tanımı bunları üretecek, bunları düzgün kullandırabilecek. Evet. Ara elemanı dediğimiz ya da bu isim çok iyi değil, kullanmayalım artık. Bu konularda tekniker yetiştirmek, deneyimli donanımlı personel yetiştirmek. Hocam Ali hocama da soracağım ama biyomedikal cihaz teknolojisi programıyla aslında biraz benzeşiyor. Farkları ne hocam? Biyomedikal daha mı teknolojik? Şimdi biyomedikal daha çok teknolojik, elektrik akımı vesaire bilmem ne, evet, değil mi? Yapımı, üretimi. Bununla ilgili bunlar daha çok insanın bu kısımlarına ilgili. Ali Bayram hocam o bölümünü daha iyi anlatır, çok da deneyimli. Sözü kendisine bırakıyorum ben. Tamam Ali hocam, Gülten hocam çok önemli noktaya dikkat çekti. İnsanları hayata yeniden tutundurmak. Tabii yani evet. Dünyada insan hayatından daha değerli ne olabilir ki baktığımızda? Hiçbir şey yok. Yani ve çok trajik bir olay yaşadınız. Tabii. Hocam Allah rahmet eylesin bu arada. Ben de öyle diliyorum ve çok dünyadaki en çok sevdiğim kişiydi, öyle söyleyeyim. Bu teknolojik böyle kayıpların yaşanmaması için önemli. Bu cihazların kullanımı önemli. Bir önce arasındaki farkı, iki program arasındaki farkı anlatırsak daha sonra biyomedikal cihaz teknoloji programı amacı ne, gayesi ne? Yani biyomedikal cihaz teknolojisi programında medikal sınıfına giren tüm cihazlar kastediliyor. Ağırlıklı olarak ise bizim bölümümüzde farklı olarak elektronik ve elektroniğin kullanıldığı cihazlar yoğunlukla, hı hı, işleniyor. Çünkü belki bu uzmanlık gerektiren bir iş
olduğu için de böyle bir bölüme ayrılması doğal. Çünkü elektronik bilgisi, teknik bir bilgi, cihazların elektrik ve elektronik donanımları farklı birbirinden ve bu özellikler de yani elektronik alanında veya elektrik alanında bir teknik personelin varlığına gerektiriyor. Bu bölüm de aslında belki bir elektronik bölümünden farkı ne diye sormak daha makul olurdu. Çünkü o kadar işledi, daha çok elektroniğe yakın, onun da omuz omuza. Şimdi ondan farkını anlatmak çok basit. Çünkü biz sağlık... insana ve insan sağlığına yönelik cihaz. Evet, onu ekliyoruz yanına. Yani protez ve ortez bölümünde daha belki onlarda da elektronik aksamlar kullanılıyordur. Belki gelişmelere ama göre. Ama tümünü kapsamıyor. Evet, hepsini kapsamıyor. Yani biraz daha özelleşmiş ve o alana yönelmiş bir branş olarak düşünebilirsiniz. Peki daha somut örnek verecek olursak, mesela bu biyomedikal cihazlara teknolojik ve elektrikli aksamlar diyorsunuz. Yani öğrencilerin de zihninde daha somut yer edinmesi adına neler var mesela bu cihazlardan? Şimdi elektronik... Yani şimdi cihazları medikal cihaz sınıfına soktuktan sonra bunları sınıflandırmanın farklı yolları var. Kendi içinde ayrılıyor mu hocam? Teşhis ve tedavi amaçlı diye ayırmak bence en makulü. Çünkü sağlık alanında genellikle böyle ayrım yapmak daha pratik. Teşhis alanında kullanılan cihazlar içerisine en basiti tansiyon aleti ve şeker ölçüm cihazından başlar. En kompleksine MR cihazı, bilgisayar tomografi cihazı, röntgen cihazı, EEG cihazı gibi cihazlara kadar devam eden büyük bir yelpaze. Tedavi söz konusu olduğunda ise tedavi cihazları da daha çok böyle ameliyathanede kullanılan cihazlar gibi. Evet. Yaşam kalitesini artıran cihazları da belki artık tedavi sonrası cihazlar diye sınıflandırabiliriz. Ali Hocam, bu öğrencilerin tabii bu cihazların neresinde yer aldığını birazdan öğreneceğim, soracağım size. Evet. Hangi aşamalarında biyomedikal cihaz teknolojileri programda mezun olan öğrenciler nerelerde yer alıyor, hangi görevlerde bulunabiliyor? Buradan hocam ortopedik protez ve ortez üzerinden gidecek olursak, biraz önceki açıklamalarınız güzel ve etkileyiciydi gerçekten. Şimdi Üsküdar Üniversitesi'ndeki eğitiminize gelecek olursak hocam, bu sene ilk öğrencilerinizi alacaksınız. Yani şöyle, Meslek Yüksekokulu'na geçen yıl öğrenci aldık. Evet, bu program. Ama bu yeni açılan 10 program için ilk öğrenciler ve bu program için doğru. Doğru. Ali Bayram Hocam'ın programı için de ilk öğrenciler alacaksınız. İlk öğrencileri alacaksınız. Evet. Peki gelecek öğrencileri nasıl bir müfredat bekliyor, neler bekliyor? Biraz buradan yürüyecek olursak hocam. Evet. Çünkü davranış sağlığı ve bilimlerine tematik bir üniversite. Bu da herhalde bu programlarda avantaj olacaktır. Yani üniversitenin temel özelliği Üsküdar Üniversitesi'nin zaten davranış sağlığı bilimleri üniversite olması. Ama tabii hocamızın kurduğu üniversite, tematik üniversite, tematikten de içine girersek bu programların, hani şöyle de düşünülebilir dışarıdan, davranış sağlığı bilimlerini kapsayan bir üniversite ama şimdi biz Ali Bayram Hoca ile tanıttığımız bölümlere bakılınca da çok da sanki teknik, böyle teknolojik, hani neresindedir bunun vesaire diye. Aslında genel olarak şöyle düşünmek lazım. Nevzat hocamız çok güzel düşünüp tematik üniversite nitelemesini, kavramını kullanmış. Genel olarak düşünürseniz insanın olduğu yerde yani holistik bir yapı vardır zaten. Şu anda konuşmamız, iletişimimiz, seyircilerle iletişim kuruyor olmamız ve benzeri bizim anatomimizin, fizyolojimizin yanı sıra bu iletişim özelliğimizi, konuşma özelliğimizi, onlara ulaşabilme özelliğimizi de bir araya getiriyor ve teknik bir şeyi iletişimle biz onlara sunuyoruz. Zaten bunlar birbirinden ayrı şeyler değil, ayrı da düşünülemez. Yani insanın anatomisi ayrı, duruşu ayrı, fizyolojisi ayrı, asla öyle bir şey yok. Tabii ki bizim Meslek Yüksekokulu'na göre teknik bir okul olarak da yani sağlığa yönelik teknik birimleri de içermesinde nasıl bir tematik yapı var onu düşünebilirsek baştan verdiğim örneği düşüneceksiniz. Yani bir bacağın kaybı insanda nelerin kaybını getiriyor? Sosyal yaşam kaybını getiriyor, ruhsal kayıp getiriyor, acı keder getiriyor, çevresindekilerin üzerinde. Ben öyle bir insanı ele aldığınız zaman zaten psikolojisini bir yana koydunuz da bacağını bir yana koydunuz ya da şöyle bir şimdi kameraman arkadaş gibi röntgenleriniz sadece sol bacak yok, diğer tarafını hiç görmüyorsun. Oraya bir protez koymuşsun, olay bitti, yürü kardeşim, iki de rehabilite ederiz. Hayır, böyle bir
getirdi söz konusu değil. Programın içeriği zaten bu tematik yapıyı kendi ilginden doğal olarak içeriyor. Ve de uygulamalarında da içereceği içinde içeriyor. Şimdi protezi bir kenara koyalım. Bir ortez üretecek bu programdan mezun olmuş bir öğrenci. İşte bir felçli örneği verdik, oradan gidelim artık. Neye bakacak? Bir kinezyoloji dersimiz var mesela. Kası ne kadar çalışıyor? Ne öğretilecek o dersin içerisinde? İşte basınca duyarlılığına bakılacak. Eğer ki şeyse basıncı çok fazla algılamayacak o kas. Ama biraz daha böyle fonksiyon kaybı ve duyu kaybı, motor ve duyu kaybı bir arada yaşandıysa daha fazla algılayacak. O zaman diyecek ki burada güç kaybı daha fazladır. Bu ayağı örneğin nasıl bir taşıyıcı değil mi? Bir aparat ve benzeri yapıp da yardım edebilirim, daha iyi yürütebilirim. Bu kapsamda düşünüldüğünde de zaten program kendiliğinden o tematik yapıyı ortaya koyuyor. Hmm. Tabii ki neler öğrenmeleri lazım bu bağlamda? Bir anatomik duruşu bilmeleri lazım. Bir kas iskelet sistemi bu program için son derece önemli. Örneğin anatomi dersi var program içerisinde. Ama outline'ına geldiği zaman bakacak öğrenciler daha çok kas iskelet sistemine yönelik bir anatomi. Hmm. Fizyoloji dersi mutlak var, vazgeçilmez. Ama daha çok onlara nereleri yansır ona bakacaklar. Bir bakacaklar ki iletişim becerileri var. Allah'ım bu üniversite tematikten de mi var? Hayır. Siz bir hastaya karşınıza aldığınızda bir ölçüm yapıp da bir ortez oluşturacak, yaratacaksanız ya da bir protez yapımı varsa bir hekimden gelmiş, o hastayla iletişim de kuracaksınız aynı zamanda. Nasıl davranmanız gerekiyor? Nasıl bir mesafe sağlayacaksınız? Nasıl hani şöyle sağlık personeli masket inside the skin derinin altına geçebilmeli yani. Tematik yapıyı açıklayan da temel olgu da budur. Bu derslerin hepsi böyle var derslerimizin içerisinde. Öğrenciler çok donanımlı bir şekilde bence çok da mutlu olacaklar ve gerçekten de geleceğin mesleklerinden bir tanesi. Ali Bayram hocam için de aynı zamanda sunacağı program için de geçerli. Yani bunlar artık olmazsa olmaz. Mesela bir çene kapatıcı mandal yapılsa şu anda siz bana takacaksınız. Olur gibi bir şeydir. Yok hocam. Öğrencilerin susuyorum. Öğrencilerin bunları duymaya ihtiyacı var. Çünkü evet, biraz hızlı gibi oldu da o nedenle. Bu hafta sonu tabii LYS'nin İkinci ayağı yapılacak, ikinci aşaması gerçekleşecek. Ondan sonra ciddi bir maraton daha başlayacak. En az sınava hazırlanma kadar, hatta çoğu zaman da daha zor bir süreç olduğu söyleniyor, belirtiliyor. Bu dönemde öğrencilere böyle ufuklar açabilmek, meslekleri tanıtabilmeyi ben önemsiyorum. O yüzden bence sizin söyleyeceklerinizi de önemsiyorum. Evet. Mandal takmazdım o herhalde. O espriydi. Hemen parantez içine alıyoruz. Şu da çok önemli. Şimdi gençler, tabii genç nesil, hani delikanlı adı üstünde onlar geliyorlar bu programlara. Şimdi bir şey üretip de yarattığınız zaman eserini sevmek gibi bu. Nasıl bir ressam resim yapar, baktığı zaman herkesten daha çok sever. Zaten eserini sevebilmeyi başarıyorsa insan işini de sevmeye yapıyor. Mesleği seviyor değil mi hocam? Evet, bunu başaramayan insanlar da seven insanlar yük gelir onlara. Yani bir teraziye koyarsınız. Seven yüksekte, diğerleri daha aşağıdaysa zaten size ulaşmasını beklemeyeceksiniz. İnsanlar, buraya gelen öğrenciler önce o sevgiye ulaşacaklar. Çünkü neden? Elle tutulabilir bir eser olacak meydanda. Sen de katılıyor musun? Evet, kesinlikle katılıyorum. Evet, ben yürütüyorum diyecek. Ya evet, bu aparatı ben yaptım veya bunu ben hazırladım. O anlamda da mutlulukları iki kat olacak. Daha da çok sevecekler işlerini diye. Özgüven de gelecek tabii bu aşamada. Başarı yani, da gelecek. Zaten bütün üniversite eğitiminin ben böyle entelektüel bir yapı kazandırması gerektiğine, yani başarıyı sevmeyi öğretmeye, öğrenmeyi öğretmeye ve gelen bütün öğrencilere değer vermeye dayalı olduğuna inanıyorum. Yani kafalarına vurup da böyle tek gönlü sadece yaşıyorsun, şunu dinle, bunu dinleme vesaire gibi iletişimler öğrencileri geriye götürür. Yani kurumundan da soğutur, mesleğinden de soğutur. Çünkü sevilerek icra edilen meslekler gerçekten başarıyı, bunların araştırmaları daha yüksek düzeydeyse ve biz eğer topluma hizmet amacıyla, zaten sağlık ve insana hizmet amacıyla sunuyorsak bu meslekleri, önce onlara değer vereceğiz insan olarak ki onlar da insana değer vermeyi öğrensinler, son derece önemlidir. Sizlere tabii burada büyük görevler düşüyor hocam. Yani hoca olarak, akademisyenle. Elden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu arada değerli seyircilerimiz, hocalarımıza ve bizlere sorularınızı tabii ki sorabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden bizimle sorularınızı paylaşabilirsiniz. Hemen hatırlatayım. Yönetmenim de zaman zaman ekranlarda zaten veriyor. bilgethayattercihtir.com üzerinden mail olarak sorularınızı hocalarımla paylaşabilirsiniz. Samimiyete cevap verilecektir. Ve facebook.com/hayattercihtir
üzerinden de yine bizimle sorularınızı paylaşabilirsiniz. Evet, Gülten Hocam'dan dinledik, güzel şeyler söylüyor gerçekten. Evet, kesinlikle. Biyomedikal cihaz teknoloji programına dönecek olursak Ali Hocam, biraz önce anlattınız eğitim müfredatından ama biraz daha açmanızı isteyeceğim. Hocamızın anlatımlarından şunu çıkartıyorum. Buradan mezun olacak, bu programdan mezun olacak öğrenciler insanı çok iyi tanıyacak. Evet, kesinlikle. Ve tematik anlayışla davranışsal ve bilimlerine tematik ve multidisipliner bir konsepte bunu yapacaklar. Evet. Biraz buradan yürüyecek olursak sizin program üzerinden. Medikal cihazların hepsi sonuçta insan için. İnsan için var olan cihazlar ve o yüzden insandan kopuk bir laboratuvarda oturup tek başınıza geliştirebileceğiniz bir şey değil. Yani o yüzden buradaki teknik elemanlar da cihazları insanlar için kullanacak. İnsanlar için üretecek, insanlar için onları tamir edecekler. Mesela bir cihazın tamiriyle ilgilenecek olan o teknik eleman, biyomedikal cihaz teknolojisinden mezun olmuş kişi, onu tekrar bir insanın kullanacağı hale getirmeye çalışıyor. Yani o cihaz arızalandığında veyahut da o cihazın bakımını yaparken bir insan onu kullanırken bir problem yaşamasın diye onu tamir ediyor. Yani böyle olduğunda da şimdi fark, yani normal teknik elemanlardan bir farkınız olmuş oluyor o zaman. Yani normal teknik elemanlardan farkınız sağlık sektörüyle ilgili bilgi sahibi olmanız, insan sağlığı hakkında bilgi sahibi olmanız, yani anatomi, fizyoloji bilmeniz. İletişimi bilmeniz. Kesinlikle. Ve bu multidisipliner konseptimizin altındaki o eğitim modelimizde hem devre analizi, arıza tespiti, arıza analizi gibi derslerin yanında anatomi, fizyoloji gibi sağlık derslerini de öğrencilerimiz alacaklar. Hı hı. Ve bu nedenle bence sağlık sektörüne ve sağlık alanının her aşamasında ve katmanında çalışabilecek bir donanıma sahip olacaklar. Peki hocam, sorumluluk almak önemli. Kesinlikle. Sorumluluk yüklemek de çok önemli. Çok önemli. Donanımı vermek, biraz önce sevgiden bahsettiniz. Onu zaten vereceğinize ben inanıyorum. Bunu da hissediyorum zaten. O sevgiyi vereceğinizi. Peki sorumluluk almak ve donanım noktasında sizin bir de Nöropsikiyatri İstanbul Hastaneniz var. Evet, Üsküdar Üniversitesi. Bu Üsküdar Üniversitesi'nin koordineli bir şekilde ilerlediği, öğrencilere burada staj ve uygulama yapma imkanları tanınıyor. Tabii. Bu sorumluluk ve buralarda sorumluluk alabilecekler mi ve donanım noktasında ne gibi desteği olacak buraları? Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi 2 yıllık okullarda, yani ön lisans programlarında uygulama ve teorik dersler dahil 700-900 saat gibi Avrupa Birliği kriterlerine göre bir programın içerisinden geçmiş olması gerekiyor öğrencilerin ve bizim tüm meslek yüksekokulu önceki programlarımızda, yani geçen yıl açılmış olanlarda, bunlar da bu saatleri layıkıyla karşılıyorlar. Yani öğrenciler dersin içerisinde gittikleri uygulama saatleriyle bu niteliğe zaten ermiş oluyorlar. Bir üniversitenin tabii ki kendisine bağlı hastanesinin olması bir avantajdır öğrenciler açısından da. Diğer uygulamalarda olduğu gibi bunlarda da gidecekler hastaneye, diyelim Ali Bayram Hocam işte tıbbi cihazların nerede kullanılıyor, nasıl, nerede bozuldu, nerede, onlar devreye girecekler. Ve bu tür ortopedik ortez protez içinde belki MP İstanbul o hastaneyi çok karşılamayabilir ama gene de birinci sınıftan itibaren uygulama koyduğumuz için öğrencilere, karşılayan hastanelerle yapılan protokollerle öğrenciler orada mutlaka uygulamalarına da gidiyorlar, görüyorlar. Onlarla birlikte oluyorlar. Bu da son derece önemli tabii. Evet. Yani şöyle bir şey vardır. Hep bunu askeri şeylerde de kullanırlar, birliklerde de, uygulamalı mesleklerin içerisinde de %10 anlat, %20 göster, %70 uygulat. Uygulanan her şey size mal olur, kalıcı olur. O çok önemlidir o açıdan hastanenin olması. Evet. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Ekranda da zaten çalışmalarınız veya laboratuvarlarda bunları yapıyorsunuz herhalde, değil mi hocam? Yönetmenim de veriyor. Peki Ali hocam, size ben dönmek istiyorum. Bu yani uygulama imkanları önemli. Evet. Laboratuvarlar çok önemli. Bu öğrenciler açısından. Üsküdar Üniversitesi olarak içeride sizin özellikle biyomedikal cihaz teknoloji programı noktasında ne gibi uygulamalarınız olacak? Laboratuvarları kullanılabilecek mi öğrenciler? Bu da çok önemli. Kesinlikle laboratuvara ihtiyaç duyan bölümler bunlar. Evet. Yani laboratuvarsız, yani ellerini kirletmeden diyeyim, bu işin içine girmeden, ellerini batırmadan buna
katkı sağlamak eğitimini layıkıyla yapabileceğine inanmıyorum. Bu nedenle bölümdeki bütün öğrencilerimiz bir proje kapsamında olsun, bir medikal cihaz üretebilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani tek başlarına projelendirip, bunu tasarlayıp üretebilecek seviyeye ulaşacaklar. Zaten bunu proje olarak vermeyi planlıyoruz. Staj olarak da staj görmeleri gerekiyor. Medikal cihazların çok yaygın bir spektrumda, yaygın bir yelpazede yer aldığını söylemiştim. Evet. Şimdi bu nedenle cihazların çalışma prensiplerini algıladıktan sonra cihaz çeşitliği çok fazla olduğu için bölümde bütün cihazlar tek tek anlatılması pek de mümkün olmayabilir. Evet. Önemli olan prensibin, mantığın verilmesidir. Yelpaze geniş çünkü. Evet, geniş olduğu için. Yani bir medikal cihazın girdiği, diyelim ki bir distribütör firma olsun, yurt dışından getiriyor dahi olsa o cihazı Türkiye içinde satmak istediğinde bir teknik servise ihtiyaç duyacak. Yani buna mecbur. Ve bu teknik serviste de istihdam edilenler tabii ki biyomedikal cihaz teknolojisi mezunları olmalı. Çünkü medikal cihaz söz konusuysa bu bölüm mezunları kullanmalı. Aynı şekilde bu cihaz eğer Türkiye'de üretiliyor olsa cihaz üretimi sırasında, cihaz tasarımında, belki prototip geliştirmesinde bu arkadaşlarımız gene yardımcı olabilirler ve iş imkanı olabilirler. Cihazın satışı sırasında gene aynı şekilde bu cihazlar yani pazarlamasında ne gibi bir avantaj olabilir? Doktorların dilinden konuşabilecekler. Çünkü bu arkadaşlarımız anatomi fizyoloji dersleri alıyorlar. Evet, aynen. Ve böylece bir cihazı bir doktora kullanması için tanıtmaya gittiklerinde onunla sunarken herhangi bir zorluk yaşamamaları daha muhtemel. Ve bu satış sırasında. Satış sonrası ise tamamen bakım, kalibrasyon, arıza ve teknik servis hizmetleri. Bunlar zaten bütün müfredatımız içinde işlenecek konular. Bu şekilde işte cihazların, yani cihazların kullanıldığı yerler sadece hastaneler olarak da düşünmeyin mesela. Bu laboratuvarlar da olabilir, özel laboratuvarlar da olabilir. Tıp merkezleri. Evet, tıp merkezleri de olabilir. Bakım merkezleri olabilir, özel bakım Kesinlikle. Merkezleri, diyaliz üniteleri olabilir, birçok yerler olabilir. Yani biyomedikal cihazlarının girdiği her yerde bu arkadaşlarımız da istihdam edilebilirler. Hayata yani, dokunan her yerde. Hayata evet evet istihdam olanakları her iki bölüm içinde onu Ali Bayram hocam doğru söyledi. Şimdi şöyle de bir şey düşünebilir gençler de izliyorlarsa bizi sayın seyirciler. İşte yani bu bir hani tamir bakım servisi gibi mi sanki? Yani bana bir usta çırak ilişkisiyle olabilecek bir şey gibi filan da ama zaten Ali Bayram hocam çok güzel açıkladı. Tıbbi terminoloji bilen birisinin dışarıdan yurt dışından bir firmanın getirdiği cihazın tanıtımını dinleyenle yani alaylı olan birinin dinlemesi arasında bir kere anlam farkı, anlama farkı olacak. Dolayısıyla insanlar anlamadıkları ve bilmedikleri şeyleri kolay ifade edemezler. O zaman sunumuna gittiğinde de biri daha çok iyi ifade edebilecek, diğeri az. Yani bunun eğitimi bu nedenle de gerekiyor. Okullaşmanın ve diploma verilmesinin bu alanlarda da sağlık ve teknolojinin bir arada biraz temel nedenlerinden bir tanesi de bu. Ve de ekonomiye katkısı da var diplomalı olmanın. Şöyle var, az anlayan çok hata yapar, daha çok bozulur, tekrar tekrar gider, tam iyileşme olmaz. Cihazın ömrü bozulur. Çünkü teknik cihazın 6 yıldan fazla filan, buzdolapları filan da öyle beyaz eşya alıyorsun. 6 seneden sonra mesela benimki o kadar gece ses çıkarıyor ki insan uyuyamıyor. Sörkadiyen ritmini bozuyor insanın. Ne kadar kullanmaya gayret ediyorsun ama. Ama böyle biri gittiği zaman bence daha kapsamlı yaklaşım ve performans elde etme daha yüksek olacak. Yani insan sağlığını korumak gibi sanki bir anlamda cihazı. O boyutu da var. Evet çok doğru. Bu yani şunu de bu katkısı da var. Şunun ekonomik katkısı gerçekten önemli. Şunu anladım ben. Ali hocam, biyomedikal cihaz teknolojisi programından mezun olan öğrenciniz aslında 4 aşamada yer alıyor. Bir üretim aşaması, Ar-Ge aşaması, araştırma, geliştirme, daha sonra onun satışı ve sonrası destek. Değil mi? Evet, evet. Yani 4 aşamada o zaman istihdam noktasında bir sıkıntı yok değil mi mezun olan öğrencilerimizin? Tabii ki bir de şöyle bir alan da var. Yani şimdi cihazın teknik servisi çoğunlukla artık medikal cihazlar çok önemli cihazlar olarak kabul edildiklerinden üreticiler ve distribütörler kendi bünyelerine teknik servis kuruyorlar. Bunun dışında
bazı teknik servisler de dışarıdan belli markalara yönelik teknik servis hizmetleri verebiliyorlar. Bunlar çoğunlukla zaten o uluslararası şirketin teknik servisinde çalışmış ve daha sonra ayrılmış kişiler de olabiliyor. Ayrıca bu teknik servis hizmetlerinin dışında kalibrasyon adı verilen, kalibrasyon ölçümü denen bir şey daha var. Bu da şöyle, tıpta kullanılan cihazların periyodik olarak doğru çalıştığının ispatlanması isteniyor. Birçok JCI gibi, ISO gibi bizim hastanemizde de bu sertifikalar mevcut. Bu sertifikaya sahip olan hastanelerin cihazlarını periyodik olarak bakımlarını ve kalibrasyon ölçümlerini yaptırmaları gerekiyor. Evet. Zaten hani hep sağlık sektörünü yurt dışından, Avrupa'dan hastaların tercih ettiklerini söylerler. Bunun nedeni aslında bizim hastanelerimizin yavaş yavaş sertifikaları almasıdır. Yoksa sırf ucuz diye bir Avrupa vatandaşı kalkıp Türkiye'ye niye gelsin? Yani bunun nedeni aslında kalitenin ispatlanmış olması. Hastanelerimizin belli sertifikaları var, ISO gibi. Evet, akredite oluyorlar ve bu akreditasyon kapsamında da cihazlarını periyodik olarak kalibrasyon ölçümleri yaptırıyorlar. Yani cihaz bozulsun bozulmasın, senede bir veya 6 ayda bir o cihazı dışarıdaki bir firmaya doğru yani insanın check-up yaptırması gibi. Arıza yoksa da bir bakayım ne var ne yok diye mutlak bir kontrol gerekiyor. Bu da bir sektör doğurmuş durumda. Ve bu sektör de kalibrasyon firmalarının oluşturduğu bir sektör. Burada da yer alabilirler. Üreticilerin yanında da yer alabilirler. Yeni medikal cihaz üretimi yapan. Evet. Yani işte orada da aşamalar artık sizin bahsettiğiniz gibi. Tasarımda da mühendislere yardımcı olabilirler. Geliştirmede. Evet. Satışta görev alabilirler. Satış sonrasında teknik destekte yardımcı olabilirler. Cihazın kurulumunu sağlayabilirler. Evet. Güzel. İşte. Sağlık turizmi de önemli değil mi hocam? Bugün kültür turizmi var, bir takım turist şeyler var ama eğer yurt dışından, Avrupa ülkelerinden buraya insanlar tedaviye geliyorsa bu tesadüf değil. Değil tabii ki. Bu sizin yetiştirdiğiniz öğrencilerle tabii ki doğrudan orantılı. Onlar da tanıtıma katkı verirler tabii ki. Nerede nasıl yetişti, çalışıyor işte Ali Bayram hocam diyor ki ben onlara proje vereceğim. Bir cihaz üretmeden mezun olmayacaklar diyor. Böyle bir öğrencinin ortaya çok koyduğu önemli performans yani ve sergilediği o şey prezentasyon çok farklı olacaktır yani. Hani insanlar çünkü algılarıyla yaşar. Belirleyici olan algıdır. O kişiden ne algıladılarsa o buranın da yatırımı aynı zamanda. Onun için öğrenciye önem vermek son derece önemli. Bu imkanı da tanıyacaksınız. Peki hocam, ortopedik protez ve ortez. Ali Bayram hocam çalışma alanlarından bahsetti. Öğrencilerimizin istihdam edileceği noktalar. Sizde nasıl durum? Ortopedik ortez ve protez bölümü de kendilerine özel o cihaz protezleri işte ortez için kullanılacak aparatları üretebiliyorlar. Onlar da üretebilirler. Sanırım Özlem hocamız da onlar da vereceklerdir öğrencilerin. Proje projelerini olarak değil mi hocam? Tabii ben onun vekili olarak burada bölüm vekili olarak konuşuyorum. Siz söz verin o zaman hocam. Söz veriyoruz tabii kesinlikle. Yani birinde oluyorsa diğerinde de olacak. Zaten hep biz o adil dengeyi şey yapmak için bayağı neden yorgun da bir yıl geçirdim. Öğrencilerde de işte eşitlik sağlansın. Hani uygulamaya hepsi gidebilsin ve benzeri gibi eforlarla. Onlar da olacak mutlaka. Özel iş yerleri açabilirler. Biyomedikal için de geçerli. Ali Bayram hocam söyledi. Yani hepsi bir arada işte o geçen programda da konuştuk. Yani bunu yapabilir, üretebilir. Kendisi bir medikal bir yer açmıştır, satabilir. Bunu yani pazarlayabilir. Evet hocam. O zaman işte programımızın içerisinde o dersler de var. Pazarlamayı da öğrenecek, yapmayı da öğrenecek. Orada cihazın kalibrasyonunu ölçmeyi daha çok öğrenecek. Ama burada az önce verdiğimiz örnekte kasın tonüsünü ölçmeyi daha çok öğrenecek ve ona göre yönelik bir ortez hazırlayacak. Hem estetiğini görecek, işte hem kasın hareketini görecek. Bu tür şeyler. Çok konuştum, başını unuttum. Yok hocam, yani buralarda görev oluyor tabii. Sorumluluk da veriyorsunuz işte öğrencilerimize. Tabii, bakanlığın hastanelerinde mesela devlete yönelik diyelim sağlık kuruluşlarında, özel kuruluşlarda, üniversitelerin hastanelerinde daha çok ortopedi servislerine yönelik o kısımlarda görev alabilirler. Kendi iş yerlerini de açabilirler. Varsa geçebilecekleri programlar ki şu anda görünen fizik tedavi ve rehabilitasyon lisansla ilgili dikey geçiş sınavlarıyla da lisansa 4 yıllık programlara da devam etme olanakları da var. Peki hocam, kendi iş yerlerini açacağını söylediniz ve birçok yerlerde de bu öğrencilerimiz çalışabilecekler.
tabii iş yeri açmak bir istihdam olabiliyor. Yani herkes için olmayabilir ama olanaktır o aynı zamanda. Hani koy cebine dursun hesabı, bu diploma onu sağlıyor. Bu yıl sağlamaz ama 10 yıl sonra çoluk çocuk sahibi olurlar. Ekonomik durumları çok iyi olur. Zengin bir hanım alırlar. Çok güzel bir iş yeri açabilirler. Bunu espri olsun diye söyledim ama ne getireceği belli değil. Olsun bu. O da belki onlar için yani bir kurumda çalışıyor olmaktan çok daha iyi bir fırsat olarak görüp de yaratabilecekleri bir şey olabilir. Bu bir girişimcilik ruhudur. Hı-hı. Zaten o girişimciliği verilecek dersler de var her iki programın da içerisinde. Ali hocama da soracağım ama aynı soruyu. İki soruyu da... Aynı anda sorun. Soracağım hocam. Peki ihtiyaç var mı hocam bu bölümden mezun olan? Tam önemini bahsettiniz ayrı ama öğrenciler bunu da duymak isteyecektir. Baktığımızda Türkiye şartlarında veya yurt dışında da çalışma imkanları tabii olacaktır illaki öğrencilerimizin. Türkiye'de böyle bir ihtiyaç noktasında neler söyleyebilirsiniz hocam? Olmaması mümkün değil. Şimdi engelli arkadaşlarımıza, Dünya Engelliler Günü'ne, engelliler için yapılan programlara, onlar için yapılmaya çalışanlara bile sırf baksak ne kadar ihtiyaç olduğu zaten belirleyici. Hı-hı. Hiç burada bir istatistik falan yani vermeye gerek bile yok. Evet. Artı gene ben hani o yaşlanma şeyine geleceğim. Şimdi sizin alanınız hocam tabii, bu yaşlanma tabii. Buradan belirtelim. Şaban Bey, alanıma girebilir miyim mümkünse? Tabii buyurun. Onu ayrı yeten işleyeceğiz hocam. Biliyorum olsun. İşleyeceğiz. Hayır, konuyla ilgisini söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi bir örnek vereyim mesela. Hastalık örneği, yaşam süresi uzadı ve insanlar yaşlanıyorlar ama aynı zamanda yaşıyorlar. Ama nasıl yaşam istiyoruz? Kaliteli ve sağlıklı yaşam. Mesela dünyada öldüren hastalıklar arasında, kronik hastalıklar arasındaki yaşlılarda daha çok geliyor. Evet. Kalp hastalıkları Amerika'da da birinci sırada, bizde de birinci sırada. Hı-hı. Ama sekel bırakan böyle hani fonksiyon bozukluğu, azlığı, sakatlık ya da diyelim o sözcüğü kullanmak istemiyorum ama hastalıklarda da üçüncü sırada serebrovasküler hastalık dediğimiz, hı-hı, bu hani beyin kanaması, beyni tıkandı ya da bir pıhtıyla daha öyle anlaşılır söyleyelim. O tür hastalıklar var. Yani öldürmüyor ama sekel bırakıyor. Nasıl işte o felç örnekleri. Konuşma bozukluğu yapıyor, yürüme bozukluğu yapıyor, elini kolunu oynatamıyor. İşte bu tür durumlarda tabii ki fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı olan arkadaşlar, onlar rehabilitasyon programlarıyla o hastaları ya da o bireyleri ele alıyorlar ve son derece önemli onların varlıkları da, mesleğin varlığı da. Zaten rehabilitasyon habit, alışkanlık demek. Var olan bir şeyi kaybetmişin re, yeniden. Yani yeniden yürüteceğiz biz bu hastayı. Yeniden konuşturacağız hayata biz bu. Hayata bağlayacağız. Yeniden kendi kendine yemek yemesini öğreteceğiz. Ya da kolu koptu herhangi bir nedenle, işte bu terörle olabilir, bu başka bir nedenle olabilir, hani o tür örnekler ki çok biliyorsunuz toplumda da, bir protez el takıldı. Sadece takmak önemli değil, yaptı bu arkadaşlar diyelim bu bölümden mezun. Bir de onun rehabilitasyon kullanımı var, nasıl kullanacak, kaşığı nasıl tutacak, nasıl götürecek. İşte orada hem biyomedikal devreye giriyor çünkü onun elektronikleri bile var, şuraya basıyor geliyor. Ama onun hızının sürati bile işte o kalibrasyonu o da çok tabii. Çok, yani getiriyorsun tak ağzına vuruyor falan, öyle bir şey istemiyoruz. Aynen elinle böyle aldığın gibi belli bir şey budur yani. Senkron olacak tabii. Tabii yani bunları falan düşünüldüğünde hani ihtiyaç olmaması mümkün değil. Hepsi zaten, ben şuna inanırım, hep öğrencilerime de anlatırım. Yıllardır anlatıyordum, hala anlatıyorum. Bütün meslekler gereksinimden doğmuştur. Yani meslekleşme de oradan gelmiştir. Gereksinim olmasa meslek olmaz. Onun için hepsinin önemi ve yeri ayrı. Yani düşünün ki temizlik işçileri yok. Bütün sokaklarda çöpler birikmiş, atlayamaz hale gelirsiniz. İki gün atlarsınız zaten bulaşıcı hastalıktan gideriz. Ve ne kadar önemlidir onların varlığı bu böyle bakınca. Tıkanmış bir baca düşünün. Yani baca temizleyicisi olmasa, yani bunların hepsi teknolojiyle olmuyor. Öylesi durumlar var ki insan girecek oradan o bacayı temizleyecek kardeşim, şart bu. Beline ip bağlayacak, temizleme de gör. Yangın, karbon, monoksit şeyler, bu tür meslekler de öyle. Hı-hı. Ve teknoloji de tabii bilimle beraber geliştikçe daha da yani bunlar konfor sunmak insanlara. Daha kaliteli yaşam sunmak, daha iyi yaşam sunmak. Çok iyi özetlediniz hocam. Daha fazla özetlemeyeceğim. Yoruldum. Programın da sonuna geliyoruz. Bir dakikamıza. Ali hocam, size de söz vermek isterim. Şimdi öğrenciler tercih yapacaklar. Sizi izleyip de bu bölüme ilgi duyanlar olacaktır. Belki öncesinde de düşünüyor olabilirler. İslam konusunda sıkıntı yaşamayacaklar değil mi? Son söz olarak neler söyleyebilirsiniz? Yani biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü aslında sağlık sektörünün teknolojiye bakan yüzüdür yani.
Sağlık sektöründe teknoloji var olduğu sürece bu bölüme de ihtiyaç devam edecektir. Yani cihazların üretimi, geliştirilmesi ve bunun hayatımıza, sağlık sektörüne katılmasına bu arkadaşlarımız destek olacaklar ve ön ayak olacaklar. Bekliyorsunuz. İnsanlık yaşam sürdükçe bu alanlara ilgi ayrıca Ali Bayram olacak. Hocamızın bu konuda eksper olduğuna inanıyorum. Gerçekten yüksek deneyimleri var. Yani o daha böyle çekinik ifade ediyor ama tek başına bu konuyla ilgili bir konuşsa söyleyecek çok fazla şey var. Hocamız hocamız. Hayır ve de uygulayıcı aynı zamanda. Evet. Yani hem teorisi evet, ve uygulaması bir arada eksperdir kendisi. Gülten Hocam ayrıca. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Üsküdar, biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür Üsküdar ederiz. Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürümüz. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar ağırlayacağız. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Öğretim çok görevlisi Üsküdar Üniversitesi'nden Ali Bayram. Hocam sizlerin de ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün de öğrencilerimizi, adaylarımızı bilgilendirdik. Evet değerli izleyenler, Bir Hayat Tercihtir programının daha bugün de sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar sizlerle olacağız. Pazartesi günü yabancı dil eğitimine yer alacağız. Bu dönemde özellikle bilişim çağının yaşandığı bu süreçte, globalizmin olduğu bu dönemde dilin ne kadar önemli olduğunu çok değerli akademisyenlerimize ele alacağız. Pazartesi 15'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.